Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is painful, All is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to. Keep Bu akşamki konuğumuz iPhone 13 Pro Max arkadaşlar. Ee, uzun uğraşlar sonucu aldık ee, ancak Türkiye'den almaya bütçemiz yetmedi. Biz de cihazı Almanya'dan getirdik. Almanya'ya giden bir e, yakın akrabamız vardı sağ olsun. Destek oldu. Şimdi size cihazın teknik özelliklerini hala alınır mı alınmaz mı biliyorsunuz. Yakın zamanda bir ay gibi bir zaman zarfında iPhone 14 Pro Max çıkacak, iPhone 14 serisi çıkacak ve bunlarla ilgili birçok yenilik e, gündeme gelecek. Hala iPhone 13 Pro Max alınır mı alınmaz mı? E, bunun değerlendirmesini yapacağız, birlikte kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Ben de çok bekledim. Yaklaşık 2 haftadır ürünün gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum. Sizinle birlikte kutu açılışını, teknik özelliklerini, kullanım deneyimlerimizden bahsedeceğiz arkadaşlar. Uzun zamandır video atamıyordum. Bu da geri dönüş videom olsun sizlere. Şimdi iPhone 13 Pro Max Pro kamera sisteminde bugüne kadarki en büyük kamera gelişimine sahip cihazlardan birisi. Daha hızlı ve daha duyarlı bir deneyim sunması ProMotion teknolojisine sahip Super Retina XDR farklı bir kamera deneyimine sahiptir arkadaşlar bu cihaz. Bu cihaz iPhone'un bugüne kadar gerçekleştirdiği kamera sistemlerinde en başarılı cihazlardan birisi Pro Pro Max serisi özellikle Pro Max serisi. cihaza dikkat etmeniz gereken birçok özellik var promotion özelliği var. Şimdi gelin diğer özelliklerini geçmeden önce bir kamera açılışını yapalım İçerisinden neler çıkıyor birlikte sizlerle birlikte inceleyelim. Gördüğünüz gibi değişik bir kutu yapısı var. Diğerlerinde bantı açtığınızda direkt yukarı çektiğimizde açılıyordu. Bunda iki tane şerit var. Şeritleri kaldırıyoruz arkadaşlar. Ve yavaş yavaş. Evet. iç gövdesi bu şekilde. Cihazımız bu. Bunu bunun içine koyuyoruz. Şu şekilde görebilirsiniz. Eski cihazlarda olduğu gibi yeni nesil cihazlarda arkadaşlar ne yazık ki içerisinden şarj aparatı çıkmıyor. Buna istinaden kulaklık da çıkmıyor. Ve harici bir şarj aparatı almak durumunda kalıyorsunuz. Ne yazık ki Apple bu aşamada ciddi kârları ilan etti. Cihazımız bu. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir gövdeye sahip. Şuradan şöyle çekiyoruz. Şarj kablosu çıkıyor ancak adaptörü çıkmıyor. C type şarj özelliğine sahip. Onun dışında burada açma iğnesi, garanti belgeleri ve onun dışında herhangi bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Cihazımız beyaz renk tercih ettik. Biz buradan jelatini kaldırıyoruz ve inanılmaz bir görsel gerçekten. Harika değil mi arkadaşlar? Sizler de görüyorsunuz, cam gibi parlıyor, kristal retina ekran. Şimdi e, cihazı şöyle koyayım, e, biraz dikkatli olalım, malum çizilmesin. Hemen özelliklerinden bahsetmek istiyorum. E, A15 Bio çip var arkadaşlar, dayanıklı tasarımı, iPhone'da şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip. Gerçekten güçlü A15 Bionic çipe sahip arkadaşlar. Dayanıklı tasarım var. iPhone'da şimdiye kadarki en uzun pil ömrüne sahip. Daha hızlı, daha duyarlı bir deneyim sunan ProMotion teknolojisiyle yani ProMotion teknolojisine sahip 6.7 inçlik Super XDR ekrana sahip. Gördüğünüz gibi ekran parlaklığı zaten kapalı iken bile inanılmaz. Videolarınızda sığ alan derinliğini kullanabilmenizi sağlayan otomatik sinematik mod var. Bu herkesin beklediği bir moddu. Ben de çok merak ediyorum nasıl. Telefonun kamerasına gelince 12 megapiksel telefoto geniş ve ultra geniş kameralara sahip. Pro kamera sistemi mevcut. Lidar tarayıcısı kullanıyor. 6 kat optik zoom aralığı mevcut. Makro çekim özelliği var. Fotoğrafik stiller, ProRes Video, akıllı HDR 4, gece modu, Apple Pro Raw, 4K Dolby Vision, HDR kayıt sistemi var arkadaşlar. Gece moduna sahip 12 megapiksel True Depth ön kamera. 12 megapiksellik gece modunda efsane çekimler yapmanı sağlayan bir kamera sistemi var. 4K Dolby Vision HDR kayıt yapabiliyorsunuz bu cihazda. A15 Bionic çip ile gerçekten güçlü bir performans elde ediyorsunuz. Şuradan bir taraftan da cihazı açayım arkadaşlar. Yurtdışı cihazı olduğu için herhangi bir sim kartı ya da kayıt işlemi gerçekleştirmedim henüz. Cihazın kurulumunu yapacağım. Kullanım deneyimlerimden sizlere de bahsedeceğim. 28 saate kadar video oynatma iPhone'da şimdiye kadarki en uzun pil ömrü aynı zamanda 120 Hz kadar yenileme hızı ve sıra dışı bir oyun ve grafik performansı sunuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üründe farklı dillerle e, açılış ekranı sizi karşılıyor. Ceramic Shield yani seramik Shield şurada görüyorsunuz. seramik Shield özelliğine sahip dayanıklı tasarım. Cerrahi sınıf paslanmaz çelik arkadaşlar. Buralar paslanmaz çelik bir gövdeye sahip iPhone'un dayanıklı modelleri arasında gösterilebilir. iPhone ile her zamankinden daha fazlasını yapmanızı sağlayan yeni özelliklerle dolu i15 sistemi ve şimdi i16'ya geçecek muhtemelen 14 çıktığında. Gerçekten gördüğünüz gibi şu ekran kalitesindeki parlaklığı ve güzelliğe bakar mısınız? Şöyle kaydırayım. Buradan kurulum yapmamızı istiyor arkadaşlar cihaz. Buradan e, birebir cihazın kurulumunu, ülke, bölge, e, mail ve internet ayarları isteyecek. Muhtemelen benden e, onları girmemiz gerekecek. Buradan Türkiye'yi seçeceğiz. Türkiye'de olduğumuz için. Teknik özelliklerinden bahsedecek olursak 12 megapiksellik e, pro kamera sistemi mevcut cihazda. 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB'lık hafıza seçenekleri mevcut. 458 ppi yolunlukta. 2778 çarpı 1284 e, piksel çözünürlüğe sahip bu cihaz. A15 Bionic çip 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine toplamda da 6 adet çekirdeğe sahip arkadaşlar. 5 çekirdekli CPU, 16 çekirdekli Neural Engine mevcut cihazda. Video oynatma 28 saate kadar, online video izleme 25 saate kadar, ses çalma 95 saate kadar e, gerçekleşmektedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, onun dışında 12 megapiksel kamerası, ön ve arka kamerası mevcut. Sinematik mod mevcut. Porta ışığı, diğer iPhone'larda olan özellikler zaten mevcut cihazda. Ee, Animoji ve Memoji gece modu. Deep Fusion akıllı HDR4 e, çekim özelliği var. iOS 15 yüklü iPhone USB-C Lightning kablosu. Ee, ve kullanım belgeleriyle birlikte geliyor. Cihazın bedeli arkadaşlar biz bu cihazı yurt dışından 115 Euro artı 25 euro da e, gördüğünüz şu cihaz için verdik toplamda 140 euro gibi bir bedel düşündük. Aslında cihazın yaklaşık değeri 1225 euroydu. Ancak bir tax free %20 edersen bir tax free uygulaması var yurt dışından getirdiğiniz cihazlarda. Türkiye'de şu anda toplamda 20-21 bin bandına falan denk geliyor herhalde kurla bugünkü kurla. Yani toplamda 2750 de kayıt masrafı var. Tek password, tek sim kart üzerinden kayıt olunuyor. Alo 120'yi arıyorsunuz. Buradan eee Teknolojik ilgili birimler departmanı mevcut. Oradan gerekli bilgileri alıyorsunuz arkadaşlar. Gerekli bilgileri aldıktan sonra pasaport kaydınızı ödemenizi gerçekleştirip tek hat üzerinden e, açtırmanı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizlerde cihazın tek kişi kullanılabiliyor. Tek hat üzerinden kullanılıyor cihaz. E, yurt dışı cihazlar için bu geçerli e, 23 724 bandında bir fiyata mal olmuş oluyor bize şarj cihazıyla beraber e, hala alınır mı diyorsanız şu an Türkiye'deki fiyatı 31 32 bin bandında Bence alınır e, imkanınız varsa alabilirsiniz cihaz çok güzel görüntü kalitesi e, çekim modu şu ana kadar iPhonelar arasındaki en güçlü cihaz bu. Hem oyun cihazı olsun, e, gelişmiş grafik, tasarımları, grafik görselleri, 12 megapiksellik kamerası, sinematik modu. Birçok özelliği mevcut. E, su geçirmeme özelliği var ama siz yine de çok güvenmeyin. Elektronik cihazlarda illaki bir alandan su alacaktır. Çok derinliğe batmamak kaydıyla. Buradaki su geçirmezlikten tanımı arkadaşlar üzerine su değdi, oraları siliyorsunuz, kuruluyorsunuz. Bu anlamda size su geçirmezlik garantisi veriyor. Onun dışında suyun altına soktunuz, yüzdünüz falan bu anlamda bir garantisi yok. Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta kameraları görüyorsunuz. Kameralar dışarıya bakıyor. Bu kameralara mutlaka ve mutlaka bir koruma camı taktırmanız gerekiyor. Kırılmaz güçlü bir e, kılıf her ne olursa olsun cihaz çelik kasadan olmuş olmasına rağmen paslanmaz çelik olmasına rağmen e, düşmelere, darbelere, ezilmelere karşı garantili değildir. E, bunu korumakla sizler mükellefsiniz. Çok sevdiğimiz bir cihazın, arzuladığımız, istediğimiz bir cihazın tanıtımını yaptık sizlere. Ee, bizi izlediğiniz için bu teşekkür ederiz. Ee, yine bu tarzda videoların gelebilmesi için kanalımıza abone olup bizleri desteklemeyi unutmayınız. Seviliyorsunuz. Hepinize Suraya Sür kanalından iyi akşamlar. Şöyle de bir çekim görseli.